Ya ben bu işte hiçbir şey anlamadım. Ne zaman geldik, ne zaman gidiyoruz? Gezemedik bile ya. Ay Esma, gezmeye mi geldik buraya? Abime bakmaya geldik güya. Ya tamam, iyileşti çoktan. Bir bebeğe, bir isteğe bile gitmedik bu sefer. Ne olurdu biraz daha kalsaydık? Kal diyen varmış gibi. Yine yeniden hastane. Yine ne oldu bu kıza ya? Ya sen ne hakla bu kızı merak ediyorsun ki? Efendim Mine? Nerede kaldın aşkım? E dedim ya sana, annemlerin son gecesi. Ay pardon ya, unutmuşum. Senin sesin niye kötü? Bir arkadaşının hastane şeysini gördüm de. Geçmiş olsun. Kim? Tanıyor muyum? Dur, annem geldi şimdi. Tamam tamam, ama çok geç kalma. Sıkıldım. Işıkları mı daldın anne? Hay maşallah be şu İstanbul'un gecesine. Pırıl pırıl. Sanki yıldızların hepsi anam yere inmiş ha Salih. Kanma anne, kanma. Biz kandık da ne oldu? Bari sen kanma. Salih, kardeşin durumu hiç içime sinmiyor. Bak onu çok durgun, böyle sıkıntılı gördüm. Bir şey var mı annem? Sen bir şey bilmiyor musun ha oğlum? Bak varsa söyle ha. Bitti mi valizler? Ay hoş geldin anne. Hoş bulduk. Sabah mı gidiyordunuz? Yok, sabah bulamamıştın. Akşama kadar buradayız neredeyse. Hep şimdi konuşuyorsun ağabeyinle kız. Biraz sakin mi olsan acaba? Abi ben hiç gitmek istemiyorum. Ah sessizliğin beni. Oh, daha video çekeceğiz biz seninle. Gerçekten mi? Evet. Çekmiş de paylaşabilecek miymiş? Sor bakayım abine. Şu bulaşıkları bir boşaltayım ben, haydi. Kızım hakikaten yeter artık ha. Hadi gel fıstığım. Haset, ezik. Kızım senin ergenliğin bitmemiş miydi ya? Görmüyor musun? Kadın üzülüyor. Annem bu dünyaya üzülmeye gelmiş abi. Bir ben konuşunca mı üzülüyor? Oğlunun bizi burada istemediğini anlamamazdan gelmeye çalışırken üzülmüyor mu? Ben doğruları konuşuyorum diye mi üzülüyor anne? Yoksa istenmediğimiz yerde kalmaya çalışıyoruz diye mi üzülüyor? Bana sorsa. Oğlu onu biraz daha sevsin diye gizli gizli evine geldiğimizde annem çok üzülüyor. Abim yapınca tamam. Ama ben söyleyince kötü yine öyle mi? Ben de Esma'yı görsem hayat bayram olacak öyle mi? Abimin rüşvet diye aldığı hediyelerle. Aman sus kızım, paralarıyla mutlu olsun. Annem size gizliyince kaçırın. Buraya geldiğimizden beri bir kere lütfedip de bizimle yemeğe oturdu. Ya gezdirmesini, tozdurmasını geçtik. Annem o kadar yalvardı. Kız arkadaşını bir kere bile şuraya yemeğe çağırmadı. Ya çok biliyorsun sen. Kızım gider ayak, bir susmasını bil. Senden de utansaydı bizden utandığı gibi. Bizim gibi memlekette bırakmadı ki, seni yanına aldı.
Sen yok sayılmıyorsun. Anlayamazsın beni. Tabii. Tabii. Ben anlayamam. Anne. Heh. Ya ergen konuşuyor işte. Cadı, huyunu biliyorsun. Tabii, boş ver. Anne. Ha oğlum. Sabah kahvaltı edelim mi hep beraber? Edelim. Tamam. Çok şükür kızım. Çok şükür. Yarın öğlen taburcu olacak. Öyle mi? Tamam kızım, tamam. Zeynep geldi zaten. Merak etme sen, biz bakarız başımızın çaresine. Alo. Canım. Yarın sabah bizdesin. Hep beraber kahvaltı yapacağız. Bekliyorum. Bekliyoruz. Ha, anladım. Ha, demek kahvaltı programı yaptınız. Ay iyi ki seni aramışım Zeynep'ciğim, yoksa hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Gece geç saatte arayınca sonra telefonu annesi aldı zaten. Çok da tatlı bir kadın. Evet evet, çok çok tatlı. Dünya tatlısı. Yani çok içtenlikle söyleyince ben de gerçekten hayır diyemedim. Kusura bakmayın, ben size haber vermem gerektiğini gerçekten düşünemedim. Ay tüh tüh tüh. Bak sen böyle söyleyince benim de iyice içime oturdu, gördün mü? Ya hay Allah. Ben de bir gidip gelirim diye düşünüyordum. Çok oturmayacaktım zaten. Yarım saat falan. Anladım Zeynep'ciğim. Keşke daha önce haberim olsaydı. O zaman bütün bir hayatı sizin bu kahvaltı programınıza göre ayarlardım tabii ki, ama maalesef çok geç. Hay Allah, nasıl yapsak? Ha? İmkansız senin bugün kahvaltıya katılman. İkinizin de çok yoğun bir programı var. Hay Allah ya. Hazırlık da yapmışlardı şimdi. Çok ayıp olacak. Ben nasıl düşünemedim. Neyse ben arayayım mı? Bir gelmeyeceğim falan diyeyim. Olur mu? Ah canım benim. Sen stres yapma hiç. Ben hallederim. Ben kimseyi kırmadan hallederim bu kahvaltı programını. Peki tamam. Hoşça kal. Beyefendiyle ilgilen lütfen. Ayıp oldu ya. Dur, dur Zeynep. Ne diyeceğimize karar vermedik. Nasıl ne diyeceğimize ya? Ne olduysa hadi. Ne olduysa o mu? Ozan'ın eseri bu. Alkış yani. İki günde kızı da kendine benzetti. Ya hoş geldiniz. Ya, çok özür dilerim Sitarya Hanım. Biz aslında tam vaktinde çıktık ama babam... Babası izin vermedi. Hatta bayağı bir uğraştık ikna etmek için. Biliyorsun babasını üzmek hiç istemez.
Ozan daha kızı ilk günden şımartırsa biz bunlarla uğraşamayız. Bunun işi var burada. Ozan'ın küçük şımarıklıklarından biri herhalde. Gidip sorayım isterseniz. Arabayı getirsinler. Hanımefendilerin aracı. Niye yalan söyledin? Babanı korudum. Korumak ne demek? Kimden koruyorsun ya babamı? Kızından. Bir dakika. Bu kadar büyük bir laf edip sonra hiçbir şey olmamış gibi yapamazsın. Eğer bana şu anda ne ima ettiğini söylemezsen... Onu hemen buraya çağır. Yani diyorum ki... kanlı Love Story'den yeteri kadar ekmek yiyorsun zaten. Babanı boşuna oyuna sokma. Gerek yok. Ne? Sen ne diyorsun ya? Çocuk akıllı baba. Mağdurlar Prensesi için bir mağduriyet daha. Araba geldi Sitare Hanım. Koşa koşa babanı anlatacaktın Sitare'ye. Ama seni durdurmama izin verdin çünkü oynuyorsun bu oyunu. Akıllısın, öğreniyorsun. Çakma aşk hikayemizin gazı bitince o zaman çıkarırsın cebinden babayı. Birazcık da onun üstünden mağduriyet kasarsın. Sen ne kadar iğrenç bir insansın ya. Ben mi iğrenç bir insanım? Ben çok gördüm. Tamam mı? Ben senin gibi güzel insanları çok gördüm. Hayatıma girdiler, önüme çıktılar, çelme taktılar. Şimdi de yoklar. Neden biliyor musun? Çünkü Sitare'nin onlarla işi bitti. Seninle de bitecek. İşte o zaman babanın sırası gelecek. O zaman babanın kordonunun eti... Sen insan değilsin. Değilsin. Umarım o tokat kadar gerçeksindir. Değilsen babanı fena harcarlar. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? O gecenin hesaplaşması. Defteri hala kapatamadık. Üzül dilerim. Sen önce kendine, sonra ajansa geliyorsun hemen. Zeynep son 5 yıldır yapmak istediğimi yaptı. Ellerine sağlık. Zeynepciğim iyi misin? Ne oldu? Yok ben nefes alamıyorum ya. Gerçekten artık nefes alamıyorum ben. Şey canım, Sitare Hanım söyledi mi bilmiyorum ama senin için ajansa gelsin demiştin. Tamam. Önce bir deniz havası, sonra ajans. Motordan korkar mısın Zeynep? Korkmam. Hala mı o gece? Hı? Kapanmadı mı o mesele? Bana bak. Eğer benden bir şey saklıyorsan bugün ya da bir gün... mutlaka öğrenirim biliyorsun değil mi? Bana bilmediğin bir şey söyle Sitare. Eğer bugün bu restoranı kapatmasaydık... eğer o tokadı burası insan kaynıyorken yemiş olsaydın... koca kampanya çöp olacaktı. Çöp demişken kampanya tamam. Bu işi daha fazla uzatamayız. Buna sen mi karar vereceksin? Ben yoksam o kızın 5 kuruş ederi yok Sitare. Ben yoksam o kız yok. Dünya senin etrafında mı dönüyor? Ha?
Hayır. Ama senin paran benim etrafımda dönüyor. Kızım sen toparlıyor mu, dağıtıyor mu, belirsiz? Bana bak. Şoför ters bir şey mi söyledi? Ay ne alaka ya? Ne söyleyecek ki? Ne bileyim, öyle kapıyı çekmişsiniz. Konuşuyordunuz Ozan Bey, Zeynep falan. Konuştuysanız. Ay yok ya. Öyle çarpmasın diye çektim kapıyı da. Sen de bayağı samimiymişsin Ozan Bey'in şoförüyle. Bakma sen. Şimdi bunu işten çıkardılar ama Ozan Bey'le hukukundan herhalde. Bu bölük getir götür işlerine falan bakıyor. Ama ben çok severim bu çocuğu. Böyle sağlamdır yani, mert çocuktur. Saygılıdır. Dede anlar herhalde. Hadi toparlan sen de. Tamam, tamam. Alo. Kızım ne olduğuna inanamayacaksın. İyi misin İpek, ne oldu? Ay bilmiyorum ki, iyi miyim, kötü müyüm? Galiba ben şoktayım. Evet evet, ben tam anlamıyla şoktayım. Ya ne oldu, bir şey mi oldu, ne şoku? Benim karizmatik, aşırı tatlım vardı ya. Az önce kapıyı çalıp senin hırkanı getirdi. Ne? Uf, kızım sıkı tutun. Ben seninkinin şoförüne aşık olmuşum ya. Ama şoku da beraber geçirdik. Çünkü o da benim senin kuzenin olduğumu bilmiyormuş. Anladım İpek, anladım. Ben şimdi kapatayım mı? Ben seni arayayım sonra, olur mu? Tamam, hadi bay bay. Ben sizin kuzen olduğunuzu bilmiyordum. İpek anlatmıştır belki, biz bayağı böyle sabahlara kadar sohbet ediyorduk. İpek çok iyi bir kız. Benim için değerli yani. Sen ne kadar anlattı bilmiyorum ama... Kuzenimi üzme diyecek kadarını biliyorum. Bak ben öbür kız kim bilmiyorum. Tamam mı? Ama İpek'e göre değil böyle şeyler. Ya madem eski sevgiline geri döndün, niye kuzenimle uğraşıyorsun? Çünkü eğer uğraşırsan karşında beni bulursun. Vallahi şahsen ben seni karşımda bulmak istemem. Az önce gördük, bayağı sağlam geçiriyorsun. Ne yaptı, hak etti? Öyle çirkin bir dünyası var ki senin şu Ozan Bey'inin. O çirkinliğini de babama bulaştırmaya kalktı. Yok, benim babam iyi bir malzemeymiş de ben ünlü olmak için, tıklanmak için onu kullanacakmışım. Eğer babam hakkında konuşursam onu harcayacakmışım. O öyle dememiştir ya. O babanı harcarlar demek istemiştir. Kim harcayacakmış ya? Ben burada dururken kim babamı harcayabilir ya? İşte ajans, majans işleri yani. Babana sahip çık Zeynep. Onu kolla. Çünkü sen daha yeni başlıyorsun. Kızım, derdini söylemeyen derman bulamaz be yavrum. Neyin var senin kızım? Zeynep demek dert demek. Dertsiz Zeynep olur mu? Baba vallahi sen çok yaşa. Çok çok yaşa. En uzun sen yaşa baba. Çünkü ben de tam da o cümleyi düşünüyordum. Atalar demiş öyle. Derdini bulan der. Evet, derdini söylersen biz dermanını buluruz. Hepimiz ararız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var Zeyno. Değil mi Mustu? O öyle aranıp bulunacak bir şey mi ki derman? İnsan arayınca her şeyi bulur oğlum. Ya Zeynep, ben de soracağım, soramıyorum. Ya şu Mesut mevzusu yüzünden falan ajansla başını aramıyor değil mi? Yani benim yüzümden, hani Kadir abinin fotoğraflarını falan gördülerse bir şey söylemediler değil mi? Nimet, o meseleyi seninle sonra konuşacağız. Yemeğini ye.
Bitmedi daha o mesele, bitmedi. Mehmet, Mesut gitti. Sen yine turşuya dönüşüyorsun ha. Zeyno, biraz meyve yeseydin ya. Sen hiç bak, sen şey yemek de yemedin ki. Belki hasta olacaksın makama sonra. Çok üzüleceğiz. Hiç iştahım yok be baba. Ne yapabilirim? Ben bakıyorum. Bismillah. Ha, merhaba. Zeynep evde mi? Sen geç peki. Hoş geldin. Ben de telefonunu getirdim. Bugün bayağı bir gezmiş anlaşılan. Konuşmamız lazım Ozan. Konuşalım. Le bay kankam. Kanki. Kanki gelmiş Zeyno. Niye içeri almıyorsun kanki? Bu soğukta dışarıda duruyorsun. Kankacığım. Ben de Zeynep'in telefonunu getirmiştim. Aa. Aa telefon. Ben bunu gezen adamın oğluna verdim, ben bunu Doruk'a verdim. Senden ne yapıyor ki bu? Vay. Demek artık gezen adamın oğluyla takılıyorsun öyle mi? Gönül koyarım ama. Koyma, o benim ders ortağım ha. Akıllı olalım. Bak sen. Dert ortağı falan. Kankanın kim olduğunu unutma ama. Hem ben kızının... Tamam, yeter artık. Hadi baba sen içeri geç. Bizim konuşmamız gereken şeyler var. Zeyno dışarısı çok soğuk. İçeride konuşsanız olmuyor mu ki? Ne konuşacaksınız ki yani? Anlamadım ben. Geçelim o zaman. Zeyno. Hadi baba gel. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin, hoş geldin. Sen askere mi gidiyorsun ya? Yoo, neden? Ne bileyim, botlar. Niye, tarz değil mi? Tarz güzel olmuşsun maşallah. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, geldim. Zeynep Hanım'ın telefonunu getirdim, pardon affedersiniz. Emaneti de şöyle bırakayım. Oho, telefon ne sefere çıktı, İstanbul seferi 4. Dili olsa da konuşsa kim bilir neler gördü değil mi o telefon? Zeynep, ben senin aileni pek beğenmedim. Biraz hasta gibisin. İstiyorsan bir hastaneye gidelim. Serum falan taktıralım. İyi gelir. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Gidelim, gidelim Zeyno. Doktor iyi gelir. Yani bak, tamam mı bak, iğne yaparlarken ben senin elini tutacağım, söz veriyorum. Sıkı sıkı tutacağım, tamam. Bana da yapsınlar. Ben gayet iyiyim baba. Merak etme. Tamam o zaman, istiyorsan gel bir dışarı çıkalım. İstemiyorum. Sen ne yapacaksın? Yok, ben onu anladım. Ben en iyisi kaçayım. Yani Zeynep belli ki çok yorgun ama kibarlıktan beni kovamıyor. O yüzden müsaade istiyorum. Yok ya, yok ya, olur mu ya? Hop dedik, hop dedik. Duralım orada bir kere. Kim kimi kovuyor ya? Sen misafirsin. Hiç kankiler kovulur mu? Otur oturduğun yerde ya. Daha ben yeni askerden gelmişsin. Otur ya. Allah Allah ya. Bak baban ne diyor Zeynep. Yüce arıyor. Bakayım mı? Seni Serdar'ım arıyor. Bakmayacağım mı? Efendim Serdar'ım. Zeynep'ciğim. Hasta mısın? İyi misin? Ya biraz başım ağrıyor da üşüttüm gibi herhalde. Serdar Hanım siz korkmayın. Ben şimdi hemen şey yapıyorum. Nane Limon ajansında işler yolunda, merak etme. Ama merak etmeyin yani, iyiyim. Anladım canım. Ozan orada mı? Evet, burada. Telefonlarını duymuyor da bir verebilir misin acaba? Bir konuşmam lazım onunla. Veriyorum. Beni mi istiyor? Bensiz yapamıyorlar.
Efendim canım? Hemen çık oradan. Hemen çık oradan, kız biraz nefes alsın. Çık, yoksa ben oraya geleceğim. Diyorsun. 2023 hızlı başladı demek. İşten bana kaçış yok. Lanet olsun sana. Allah belanı versin. Senin de. Tamam, görüşürüz. Onların da sana selamı var. Okey, bay bay. İş başa düştü. Hadi bana müsaade o zaman. Tabii. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Tadant. Al bakalım. Ferhat'la Şirin gibi naneyle limon. Al bakalım. Kızım benim, şifa olsun o. Kankam ben gidiyorum. İşim çıktı. Nereye kaçıyorsun ya? Kim kovaladı seni ya? Allah Allah. Otursana ya. Bir dahakine. Tamam peki. Ben Ozan'ı geçireyim. Naneyle limon ne olacak? Ben gelince içerim baba. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ya, görüşürüz. İyi tamam akşamlar. Mı? İyi akşamlar. Kadir otur, otur. Aşkım. Yemeğe bağlayacaktım daha. Anne. Bak bak. Bir daha sakın haber vermeden buraya geleyim deme. Neden? Bak baban ne kadar mutlu oldu beni gördüğüne. Bu gece iyi bir uyku çek Zeynep. Bana lazımsın. Bana her şeyi anlatacaksın Zeynep. Çünkü burada büyük bir şey olmuş. Arkamdan kimse gelmesin. Babam da cama çıkmasın. Ne? Geri geçmek. Sana inanmıyorum. Seni bir saniye için bile istediğime inanmıyorum. Hiçbir şey başlattığıma da inanmıyorum. Başlatsaydım bile sarhoştum. Ben artık kendimi suçlamaktan yoruldum ya. Ben dün gece kendimde değildim. Bana dokunmayacaktın Ozan. Buna hakkın yoktu. Zeynep. Suçluluk duyuyorsun, pişman oldun ve şimdi topu atacak birini arıyorsun. Hadi biraz daha ileri git. Ha? Tecavüz ettin de bana. Hiç şaşırmam. Dejavu falan yani. Benim için senden gelmesine çok alışık olduğum suçlamalar bunlar. Hadi. Söyle. Hı? Açık açık söyle beni neyle suçladığını. Hadi. Sen benim sarhoşluğumu kullandın. Rıza gösteremediğim zayıf bir andan faydalandın. İspatla. Ben de rızam vardı diyorum. Bak. Ben senin sıkıntının ne olduğunu biliyorum. Kalbinde hala doruk var. Bunu görebiliyorum. Bu gece beni partide öptüğün an. Sen beni ne zannediyorsun? Oradan bakınca aptala mı benziyorum ben? Hı? Hı? Gerçek, samimi, içten bir öpücükle yalandan bir öpücük arasındaki farkı anlayamayacak biri gibi miyim? Herkes anlar. Bir kadın seni sevmiyorsa eğer dudakların değer değmez anlarsın. Saçmalıyorsun şu an. Öyle olduğunu ikimiz de biliyoruz. Öyle olsa bile yaptığını haklı çıkarır mı bu? Senin bana kendini neden teslim ettiğini gösterir. Ya beni neden öptüğünü, neden benimle birlikte olduğunu ben anlamıyor muyum sanıyorsun ha? Doruk yüzünden. Değil mi? Hepsi onun yüzünden. Sırf ondan hıncını alabil diye. Sırf Doruk Efendi sinirinden çatlasın ölsün diye. Ve bunun için de kendini suçlu hissediyorsun. Ve bunun benimle zerre kadar ilgisi yok. O yüzden ne kendini ne beni hırpalama. Kötü bir şey yaşamadık biz seninle. Kötü bir şey.
şey yapmadık. Ne yaptıysak birlikte yaptık.